Merhaba kızlar, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma, mutfağıma, Asi Kadın'a hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah ki ben iyi olduğunuzu düşünüyorum. Allah hepinize sağlık, sıhhat versin arkadaşlar. Canlı yayın yapacaktım fakat bazı durumlardan dolayı canlı yayın yapmadım. Video dedim yapayım. Canlı yayın yaparsam çünkü 2 saat falan sürmesi gerekiyordu. Bizim Deniz gene rahatsız, işte onunla falan uğraştım. Tekrardan hastaneye falan gittik, geldik derken bu saat oldu arkadaşlar. Hemen konuya girmek istiyorum. Hemen ama hiç vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum. Şereften bahsediyor. Doğru, insan neyi eksikse ondan bahseder değil mi arkadaşlar? Herkes nesi eksikse ondan bahseder kızlar. Nereden başlayalım, ne yapalım? Bıktım. Ama ben bıksam da tabii ki de konuşacağım. Çünkü ne zamandan beri sorunlar... İşte olan biten şeyler farklıydı. Benim konum farklıydı ama dünkü videoyu izledi ya, kesin kudurdu. Ki dünkü videoda yani bayağı bir az şeyler söylendi. Yani üstü kapalı konuşuldu. Yani en kibar bir şekilde toparlanarak konuşulan bir şeydi. Yani aslında şöyle doğaçlama oldu. O doğaçlama olmasaydı, daha önceden ayarlanmış bir şey olsaydı daha farklı bir konuşma geçerdi. Evet, dediğim gibi herkes neyse eksikse onu konuşuyor kızlar. Şimdi dışarı çıktım ya, ben Deniz hastaneye falan götürdüm. Çocuk hastanesine. Allah'ım bir görseniz, dışarıda böyle çimenlerin üstünden yürüdüm. Yemyeşil yoncalar. Ondan sonra ağaçlara bakıyorum, hep erik ağaçları çiçek açmış, bembeyaz, pes pembe, mis gibi koku. Hatta ne gördüm? Böyle kenarlarda otlar var arkadaşlar. Böyle kenardan yürürken şöyle gözüm otlara ilişti. Otların arasında ne çıkmış? Biz Karadenizler bilir. Mor çiçekli oluyor ya, hodan, kaldırık. Ondan gördüm kızlar, neredeyse işim acil olmasa oturup şöyle çıt 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 toplayacaktım diyebilirim. Ama belli de olmaz, gider toplayabilirim de arkadaşlar. Evet, herkesin neyi eksikse onu konuşuyor ki sende de şeref, haysiyet, gurur olur olmadığı için konuşuyorsun. Benim mi mutfağım pis içinde? Benim mutfağıma davrumbazım yok. Pislik içinde yemek yapıyorum, öyle mi? Ben hiçbir zaman gerek duymadım ya aspiratöre. Gerek olsaydı alırdım. Bir de şunu söyleyeyim. Ne yaptın? Hayvan mı kısırlaştırıyorsun? Bence hayvanları kısırlaştırana kadar sen kendini kısırlaştır da el alemin evli erkeklerine ve el alemin genç delikanlılarına sarkma. Şu azgınlığın bir gitsin artık. Şu azgınlığın gitsin. Bak gerçekten bastır parayı, çok zenginmişsin ya. Neydi? Katlarda ne deniyordu orada? Hanlarda, apartmanlarda, katlarda, yatlarda, dadılarla büyüdüm diyordun ya. Madem de o kadar çok böyle mal varlığın var, o kadar şeyin var, bence sen git kendini kısırlaştır. Bak, hiç hayvanlarla uğraşma. Bırak hayvanları, rahat bırak. Kendini kısırlaştır ki bütün dünyanın insanı senden kurtulsun. Bak gerçekten. Öyle bir sendeki azgınlık öyle böyle değil ya. Ne diyorsun orada? Herhalde gene sapıttın sen. Ben sırtımı diyorsun, dayadım şey ne diyorsun. Benim arkamda diyorsun, kuzey öküzleri var diyorsun değil mi? Doğru. Zamanında seni az gömmediler herhalde. Zamanında o şu an sende olan kişiler var ya, neler neler söyledi. İşte sen bu lafların hepsini yuttun. Hepsini yuttun, hepsine bir sünger çektin. Bunu da neden söyledin? Ne diyorsun orada? Havayla video yapmama illaki tabii ki kudurdun, çıldırdın, delirdin böyle. Havayla ben kavga etmedim. Eğer ki orada onu kastediyorsan, bana 2 senelik mevzuyla benim karşıma çıkma. Bir gün diyor orada diyor kavga ediyor, bugün burada kavga ediyor, sonra diyor bir araya geliyor. Sana ne? Sana ne? Ayrıca ben de havayla kavga falan etmedim ama çok kudurdunuz. Sen gibi çok kişiler zaten çıldırdı, kudurdu. Ondan sonra en azından kız senin gibi değilim ha. Senin hani diyorsun ya, şimdi birinden bahsediyorsun orada. Bana diyorsun hani beni üzdü diyorsun. Bak onu bir de hanım olarak alıyorsan ismine. Beni üzdü fakat diyorsun bunun kadar yapmadı diyorsun. Yani bunun kadar derken beni kastediyorsun. Bunun kadar konuşmadı diyorsun. Doğru. Konuşmadı. Ağzıyla konuşmadı. Videolarla konuştu. Anladın mı? Videolarla konuştu. Videolarla. Ondan sonra sanki bu ahlaksızlığa göz yumarak, bu ahlaksızlığa davetiye çıkartarak gitmedin mi kapısına barışmaya? Yalvarmadın mı? Mesajlaşmadın mı? Konuşmadın mı? Konuştun. İşte kendi pisliğine aramayın be kardeşim. Kendi pisliğine
kullanarak, yani kendi dizini kullanarak güya beni gömmeye çalışıyorsun. Daha sen çok bekleyeceksin, çok bekleyeceksin, çok bekleyeceksin. Şimdi o övdüğün kişi, arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki bu para gönderiyor. Pişman oluyor, ağlaya zırlaya kavga ederek parayı istiyor. Bir gün sonra tekrardan aynı kişiyi arayarak ağlaya zırlaya bununla barışıyor. Kulu kölesi oluyor, yalvarıyor, yakarıyor. Ne kadar karaktersizsin sen ya, ne kadar böyle şeysin. Ha ne diyorsun, yemek yapmayı bilmiyor, hamur açmayı bilmiyor. Neydi o zaman sen videolarında gösterdiklerin? Hani diyordun ya, bak bunları yaptı, etti işte Canoş. Tabii senin Canoş'un değil, benim Canoş. Canoş yaptı, etti, sürekli sipariş veriyordun, çok beğeniyordun, çok övüyordun. Duruyor daha o videolar, duruyor ya. O videoların duruyor, senin çok övüyordun ya. Şimdi beceriksiz mi oldu? Şimdi hamur açmasını, yemek yapmayı bilmeyen kişi mi oldu? Karaktersin seni. Param var, pulum var. Ha, sürekli para pul, para pul. Ya başka bir bildiğin bir şey yok ki zaten. Başka bildiğin hiçbir şey yok. Allah yardımcın olsun senin. Türk kafalı seni. Bir de diyor ki saçlarımı diyor gittim de diyor İngiltere'ye diyor mahvettiler diyor. Niye kestirdin? Niye dokundurdun? Paran yok muydu? Kuaföre gitseydin. Niye gitmedin? Aa gider misin? Tabii orada Canoş'un kocası sana dokunacak kız. Saçlarını böyle dokunacak ya, hani sen onu farklı algıladığın için. İkinciyi niye kestirdin? Niye boyattın? O zaman da herkes beğeniyordu. Sen de çok beğeniyordun ya. Şimdi ama berbat olmuşsun ha. Şimdi aman tülük kafalı seni. Nasıl çıkıyorsun kız o saçlarla oraya? Çıkıp da milleti gömüyorsun. Millet dedim yani, bizleri gömüyorsun. Bu nasıl bir kıskançlık? Nasıl bir fesatlık? Sen benim kanalımda bakıyorsun ne kadar izlenmişim, kim ne yazmış. Ya bu nasıl bir kıskançlık? Ben sana hiç bakmıyorum mesela. Canlı yayını izledim. Ama canlı yayınlarını izliyorum. Evet, çünkü konu ben olduğum için, biz olduğumuz için. Ama gidip de ay kim ne yazmış, kaç kişi izlenmiş, ne olmuş, bunlar beni hiç ilgilenmiyor. Ya arkadaşım arama Allah'ını seversen ya. Üf. Böyle ne zaman videoya girsem arama oluyor. Normalde arıyor. Allah Allah. Şimdi açana kadar, bu kişi de açana kadar arar. Üf. Hadi be. Reddedeyim bari, reddedince şimdi video da kapanacak kızlar. Hı? Elektrik süpürgen mi? Elektrik süpürgesi taksiti mi ödüyorum? O elektrik süpürgesi senin bir tarafına mı girdi? Girse bu şekilde konuşmazsın ha, sana ne? Kazancımla ben elektrik süpürgesi alırım, başka bir şey alırım, sana ne, sana ne? Sana ne, bak gerçekten unutamadın. Elektrik süpürgesini unutamadın, beni unutamadın. Canoş'u unutamadın. Neler söylüyorsun kız, öyle utanmıyorsun, hiç mi utanmalar yok? Ar damarı çatlamış, utanma yok, arlanma yok. Senin derdin ben miydim de sen beni konuşuyorsun? Canoş'u konuşuyorsun, hayırdır? Ama sen de haklısın. Öyle bir kuyruk acın var, öyle bir kuyruk acın var ki. Nasıl çaktı ama sana engeli? Ha, bir gün önce ne demişti? Sonuna kadar arkandayım. Biz kahkahalarla güldük, biliyor musun? Biliyorduk böyle bir şey. Sana engel çakacağını biliyorduk. Bütün ikiyüzlülüğün, bütün sahtekarlığın, pisliğin ortaya çıktı ya. İşte o son konuşmandı. Nasıl koşuyordun peşinden? Nuriş'i arıyordum. Ay bende resmi gözükmüyor, ulaşamıyorum. Yazdığım mesajlar tek çizgi. Hatırladın mı? Hatırladın mı kız? He. Oraya çıkıp da millete diyorsun, ay ben engel çaktım. Sen kimsin ki engel çakacağım? Kimsin? Nasıl kıskandın kız? İki kere gittin ya. Gördün değil mi her şeyi? Nasıl kıskandın? Kıskançlıktan yaptın zaten bunu. Onu bunu arıyordun ya. Hem Canoş'un evindeyken milletle mesajlaşıyordun. Canoş'u kötülüyordun. Kötülemek demeyelim de Canoş hakkında konuşuyordun. Ondan sonra diğer kanallarda, canlı yayınlarda yazıyordun, siliyordun. Ne kadar bir tuhafsın sen ya. Kızım, iki yüzlülüğü beceremiyorsunuz. Sahtekarlığı beceremiyorsunuz. Olduğunuz gibi olun ya. Gerçekten olduğunuz gibi olun. Şimdi yani kötülemenin anlamı ne? Artık hiçbir şey bulamadın. Ne bir her gidip kocasına bakacakmış. Sen baktın ya zamanında. İyi bakamadın, iyi doyamadığın için zaten sürekli Canoş'un kocası söz konusu haline geliyor. Hangi birini anlatayım? Senin ne diyorum bak, senin başka başka davaların var. Evet. Ta ne demiştik? 2015 yılı mı demiştik? Yok. 2014 mü 2015 mi tam hatırlamıyorum. Evet, o zamandan vukuatlıymış arkadaşlar. Hani diyor ya, ay o zamanlar YouTube yoktu, sosyal medya yoktu. Yalan. Ondan önce de bir sürü takıştığı kişiler vardı. Çünkü sen hastasın, sen kafadan sakatsın. Ha koca burunlu, tokmak burunlu.
Sen kafadan sakatsın, rahatsızsın. Sen her önüne gelene mahkemeyi veriyorsun. Hangi birini kazandın bu zamana kadar? Bir sürü kişilerle vukuatlısın. Bir tane kazandığın dava var mı? Yok. Hala neyin kafasını yaşıyorsun? Neyin kafasını yaşıyorsun hala? Kıskanç, kuduruk. Nasıl bir kuduruklukla? Lan? Dört katlı evde oturuyormuş. E bize ne bundan? Başında koca olmadıktan sonra, aile olmadıktan sonra. Bize ne bundan ya? Bize ne? Neymiş, bir mutfağın varmış öyle mi? Yatak odan varmış, salonun varmış. Çok güzel bence. Ailen var sonuçta ama senin ailen de yok. Dök bakalım o çok böyle methettiğin servetini. Bir aile satın alabiliyor musun? Alamazsın. Video yapamıyorum arkadaş. Yapamazsın çünkü elinden bir şey gelmiyor. Ne konuşacaksın? Her gün Asiye konuşamazsın. Her gün Canoş'u konuşamazsın. Nasıl video yapacaksın sen? Ha sümüklü, ha tülük kafalı. He? Nasıl video yapacaksın? Allah'ın görgüsüzü. Takmış oraya koluna sahte bilezikleri. İçlerinden bir tanesi gerçek. Ay bileziklerim var. Niye göstermedin ayarını? Şimdi der ki aa bileziğin ayarını da görmek istiyor der. Bana ne ya? Sen istiyorsun ya benim davrumbazı. Davrumbazım yokmuş. Pislik içinde, yağ içinde ben yemek yapıyormuşum. Ben diyorsun ki bunlarla görüşmedim. Ay görüşmek isteseydin çok böyle bayılıyordun görüşmeye var ya. İyi ki gelmemişsin kız. Aman aman. Beni kocama da sarkardın. Ben Canoş kadar böyle sabırlı da olamam. Ben vallahi senin ağzını cah diye yırtardım var ya. Pis kokmuş. Pislik. İnanmıyorum ya. Akıllanma yok, ustanma yok. Ne oldu? Kankine ne oldu? Kankin yoktu akşam canlı yayında. Nerede kankin? Hani sana destek olacaktı ya. Hani birileriyle konuşmuştu, işbirliği yapmıştınız ya. Nerede o kankin? Yok değil mi? Ah bıraktı mı seni? Heh, bıraktı mı seni? Kıyamam ben sana. Allah'ım yarabbim ya. Terbiyesiz. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Sen bırak hayvanı, sen git kendini kısırlaştır. Var kısırlaştırıyor. Şeyde arkadaşlar Arabistan'da yapıyorlarmış yani. Arabistan'da böyle bir şey mümkünmüş. İnşallah sen de yaptırırsın da bu dünyadaki bütün kadınlar ve erkekler gerçekten rahat eder. Çünkü bu azgınlığın sonu gerçekten iyiydi. Ramazan'dan, oruçtan bahsediyorsun ha. Neydi o ettiğin bedduaları? Geçen sene Ramazan ayında sen kime beddua ediyordun ha? Bir düşün bakalım. Beyinsiz, beyin özürlü mahluk. Geçen sene Ramazan'da sen kime beddua ediyordun? Kime ağlıyordun? Kime arayıp da sabahlara kadar ağlayıp da bir kişiye beddua ediyordun? Sen bunu düşün. Bu sene kime beddua ediyorsun? Ya senin hayatında hiç kimse olmayacak mı? Milletin peşinden koşuyorsun ya. Kimse seni istemiyor. Gidiyor tırım tırım milletten. Arkadaşlar birinden birine haber gönderiyor barışmak için. Bana değil. Yok bana ölüm cezası öyle bir boku yemez zaten. Sürekli böyle şey yapıyor ediyor. Ondan sonra pişmanlık duyuyor. Ağlıyor zırhı araya birilerini sokuyor. İşte barış marış. Sen böylesin işte. Çünkü hayatında kimse yok. Hiçbir arkadaşın, hiçbir dostun yok. Hani diyorsun can dostu. Senin can dostun vardı ama senin can dostun benim canoşum oldu. Ne diyeceğim buna? Ne diyeceğim buna şimdi? Ha? Vah vah vah. Allah yardımcın olsun kız. Ramazan'da oruçtan bahsediyor, iftardan bahsediyor. İçinde pislik var. Ruhun pislik. Ruhun kirlenmiş. Ya ne orucundan bahsediyorsun sen? Ne Ramazan'dan bahsediyorsun? Arsam var ha, herkese arsa, leblebi gibi akşam arsa dağıtıyordu arkadaşlar. Herkese arsa dağıtıyordu. Ondan sonra ne diyeyim yani? Çoğunu da unutuyorum bakın. Böyle atlata atlata biraz izledim ya, çoğunu da unutuyorum. Bir de aklım şeyde çocukta açıkçası. Şimdi bakacağım ona. Ona dedim bir yayla çorbası yapayım. Naneli ama önce soracağım. Hiçbir şey yemedi, kraker yedi sadece. Mide bayağı bir boşalsın. Kusmayla gittik zaten. Bir iğne yaptırdım popoya. Çocuk bebekken en son iğne yemişti. Şöyle iğne deyince bir böyle gözleri fal taşı gibi açıldı. İyi oldu ama evden çıkar. Allah'tan bugün var ya başka bir şeyse sen olacakmış. Tam böyle kapıdan çıkarken inşallah dedim iğne verir dedim. Cart cart diye dedim Deniz sana iğne yaptırırım dedim. Tam da böyle başka bir şey istesem olacakmış. Yani çünkü kalbim çok temiz. Kalbim temiz, ruhum temiz, temiz. Biz temiz insanlarız. Biz konuştuğumuz burada kalır. Hani biz burada şöyle yediğimiz kaba pislemeyiz. Senin Canoş'ta yediğin yemek deyince şimdi senin Canoş'ta bir öğün yediğin yemeği sen kendi evde 3 ay yeme uğraşıyorsun. Pis cimri. Sen neyin havasını atıyorsun? Sen kime neyin havasını atıyorsun? He? Ucuzcu o. 1 milyoncu o. Ucuzcu 1 milyoncu. Üstünde çok zenginsin. Niye bir kıyafet görmüyoruz ya? Niye bir marka kıyafet yok üstünde? Niye bir marka ayakkabı yok? Niye bir marka bir saat yok kolunda? Çok merak ediyorum ha. O saçların hali ne? Madem çok zenginsin.
Yani saçların çok çirkin duruyor ya böyle. Türk kafalısın zaten. Yanmış mı ne olmuş, bir iğrenç böyle, iğrenç bir sarı. Yani çok zenginsin, çok paran var. O saçlarına niye yaptırmıyorsun? Kız yaptırsana saçlarına, şöyle beline kadar şöyle güzel bir saçlar çıksana. Hani diyorsun ya burşukluklar düzelir. Sen burşukluktan önce o burnunu bir düzelt de, o patlıcan dolması gibi burnunu her işe sokma. O burnunu bir düzelt de, o burnun en azından bir 5-6 tane seans lazım o burnun normal bir burun haline gelmesi için. Hani kendini çok övüyorsun ya. Ay ben ne yapacakmışım kızlar, benim param da yokmuş buruşunca. Ben nasıl estetik olacakmışım? Kız yardım edersin, estetik yaptırırsın bana. Ya çok zenginsin ya. Allah Allah. Geliyorum kızlar, şu çorba malzemelerimi çıkarayım. Konuş konuş konuş, bitmez. Bunların pisliği bitmez. Bitmez bitmez böyle bitmez. Biliyorsunuz değil mi İbrahim Tatlıses'in şarkısı? Bayılıyorum ya o şarkıya. Belki bu şeyden sonra bir TikTok falan çekerim yani, videom bitsin de. Geliyorum. Kız mal. Diyorsun ya kıçında donun yok diyor. Benim donum var da senin donun yok. Canın şuna gittiğinde niye donsuz gittin kız? Don alacağım demişsin, çıkartmışsın kadının çarşıya, pazara, shoppinglere, niye almadın? Almazsın. Çünkü paran yok ki kıçına don alasın. Hani bana diyorsun ya, kadın da üzülmüş de sana vermiş be. Kıçında giydiğin donu bile sana canoş almış be. Yalansa yalan de, çık oraya yemin et mübarek Ramazan ayında. Arkadaşlar da şey, kıçıma giydiğim don bile de, o da TikTok'un de canoş almıştı de, desene bunu. Yemezsin. Şey lazım bunu demeye. He? Sen anca öyle, yok yağ içinde yemek yap, aspiratörün yok. Bir de ne diyor, dur. Çok teşekkür ediyorsun ha kuzeylere, sen çok teşekkürün. Tabii adını Rosbey'e çıkardılar, kahveye çıkardılar, sonra da seni övdüler o yüzden mi? Ama doğru, sen kendi kendini savunamıyorsun çünkü sen malsın. Mal, bak bildiğin mal. Mal olunca sen kendini savunamıyorsun. Savunmaya işte 3-5 tane kemik atıyorsun ya, o seni savunanlara kemik atıyorsun ya. İşte o kemiğin sayesinde seni savunuyorlar. Pislik seni, edepsiz, nursuz, şükürsüz, terbiyesiz, ahlaksız, utanmaz. Daha sayayım mı? Ben sana laf anlatmaktan bıktım. Taş olsa dayanamaz. Taş arkadaşlar, büyük bir taş düşünün, yemin ediyorum ikiye ayrılır yani. Ama yok, kadında yüz yok, namus yok, ar yok, şeref yok, hiçbir şey yok. Onur yok, gurur yok. Habire orada çıksın konuşsun ya. Bir düşün ya, bir gerçekleri konuş yani. Bak dondan bahsediyorum. Donun yok, evet. Kim verdi sana donları? Canoş verdi. Değil mi? Ya, niye demiyorsun sen şimdi? Sen kendi pisliğini, kendi olmayan eksikliğini bana niye atıyorsun? Her bir de kıyafete demişsin. Giyiyor üstüne abuk subuk kıyafet. Ben mi abuk subuk kıyafet giyiyorum? Kız sen kendine baksana. Bu yaştan sonra zaten sen ne giysen yakışmaz. Nereye gitsen yakışmaz. Bir önce bir bunu düşün. Sen ne giyiyorsun? Ne varmış benim kıyafetlerimin? Söyle ne varmış ha? Param var diyor. Yaptırırım iki iğne diyor. Valla benim gerek yok diyorsun ya. O ne yapacak acaba? Valla benim gerek yok. Siz istediğiniz kadar herkes desin ki efekt kullanıyor. Bilmem ne kullanıyor. Videolarda efekt yok. Fotoğraf değil bu bak. Ne görüyorsun? Var mı buruşukluk? Var mı? Ha var mı? Yok. O yüzden boşuna senin adını buruşuk takmamışız. Allah'ım buruşu. Ne çok buruşuksunuz ya. Ne çok buruşuk var hayatınızda arkadaşlar ya. Vallahi yeter be yeter gerçekten. Terbiyesiz. Şu kamerayı çevirelim ocağa da devam edelim sohbetimize kızlar. Utanmaz rezil. Diyor ki orada sanki de yatağa benle giriyor diyor, benim için. Aklın öyle şeylere çalışır zaten. Erkekler yetmedi, şimdi kadınlara mı sarkıyorsun? Bana mı sarkıyorsun? Yatağa diyor sanki benimle giriyor. Benimle birlikte giriyor diyor. Allah'ım manyağı, terbiyesizi, edepsizi. 16 yaşında vermişler bunu kocaya. Çok varlıklı bir aile ya. Nedense o varlıklı aile o kızı okutmamış. Okutmamış. Ortaokulu biter bitmez vermişler kocaya. Ne yapsın? Belki ailen de haklıydı. Anlamışlar da senin ne kadar azgın bir karı olduğunu da. Milletin başını belaya sokma. Milletin yani ailenin namusuna laf getirme diye 16 yaşında satmışlar seni koca. Başlık da almıştı kız senin aile. Başlık da verdiler mi? Vermişlerdir. Manyak. Bir insan 16 yaşında niye evlenir? Zor bir durumda kalmıştır da evlenir. 16 yaşında çocuk bir kere çocuk yani. Çocuk.
Ya çok fakirdiniz. Başlık parasını iyi görünce anamla abin baban sattı seni başlık parası karşılığında. Doğru. Bir de çıkıyor da ben de lise mezunuyum da diyor. Gittim de diyor okuyamadım diyor. Yalana bak. Göster lise diplomanı lan. Ortaokulu zor bitirmiş. Ortaokulu zor bitirmişken ben vermişler bunu kocaya. 16'sında gitmiş kocaya. Azgın. Kaynıyor çorba. Namazdan bahsediyorsun ha sen. Namaz oyuncak oldu bunların. Bunun elinde. Bu tür sahtekarların elinde namaz oyuncak oldu. Ulan senin kıldığın namaz kabul olur mu ha? Dedikoducu pislik. Senin kıldığın namaz mı kabul olur? Rezil. Namazdan bahsediyorsun ya orada. Allah'ım ya Rabbim ya. Dur bakalım daha neler duyacağız, neler duyacağız. Rezil. Gittin gördün işte orada. Gördün ve kıskançlık krizlerine girdin. Terbiyesiz. Bir de diyor ki orada. Ha şey sen havayı ne karıştırıyorsun be manyak? Hava senden ekmek mi istedi? Senden para mı istedi? Senden elbise mi istedi? Bir şey mi istedi senden? Pislik. Neyin havasını yapıyorsun sen? Belediyeden yiyecek alıyormuş Allah. Sana hadi o belediyeden alacağın yiyeceği bile nasip etmesin. Pislik senin pislik. Hiçbir şey bulamadın da artık bel altına mı vurmaya başladın? Zaten vuruyordun da hani hiçbir şey göremedin, bilemedin. Tereyağı kullanacağım kızlar. Şimdi de milletin yediğine işine mi karışıyorsun? Bu ya yani bir ok almıştı. Bir el atmadığın ok almıştı. O da oldu, tam oldu. Bu niye az yanıyor kızlar? Ay. Çok mu kısmışım? Hah, şimdi düzeldi. Şeyi oynamış. Nanesini de koyacağım kızlar, kızçeler. Deniz'in çorbası içine şey kattım arkadaşlar, Deniz duymasın. Bir tane yumurta kırdım. Rengi o yüzden biraz sarımtırak ve ev yapımı yoğurt. Pirinçleri de içimde. Bir yemek kaşığı un. Az yaptım. Hayatında görmediğin şeyleri canoşta gördüm be. Yalan mı? Her şeyi bekledin ki o alsın sana. 5 kuruş para harcamadığın halde diyorsun ki canlıda. Ay ben para çok harcadım. Şunu aldım, bunu aldım. 2 günde şu kadar para yedim. O bu kadar yalan olmaz ya. Bu kadar yalan olmaz. Manyak. Mis gibi koktu tereyağıyla nane kızlar. Bakar mısınız çorbanın güzelliğine? Oh mis gibi. Şöyle kuyuluğu her şeyi tam yerinde arkadaşlar. Tam bir hasta çorbası yani. Ama çok güzel koktu. Yazdılar rezilliğini akşam. Niye hemen kaldırdın o yorumu? Heh, niye kaldırdın? Çünkü biliyor. Seni bilen gerçekten biliyor ve yazdı. Tüm rezilliğini yazdı oraya. Hemen engelledin. Yazdılar. Bilmeyenler de bildi, öğrendi. Yazdılar çünkü gördü herkes. Pis rezilliğine. Orada bir kelime kullanıyorsun. Ne diyordu orada? Ahmak mı diyor? Bir iğrenç bir kelime kullanıyor. Vallahi o bahsettiğin kelime en yakınına gelsin. En yakınına. Bir şey söyleyecektim ama ben kendime gerçekten yakıştıramadım. Diyecektim o bendeydi, o senin bilmem işte, kendime gerçekten yakıştıramadım. İyi ki senin gibi bir pislik değilim biliyor musun? Ay. Psikolojik şiddet mi diyorsun? Ne dersen de. Evet, ölümü hak eden birisin. Senin gibi insanların sonu ölüm, intihar. Bak duymamışsın ya, tekrar söylüyorum. Git öldür kendini. Böyle yaşam olmaz. Yemin ediyorum yani, nerede akşam orada sabah. Böyle bir yaşantı olamaz arkadaş. Yani ortada ne bileyim ar yok, namus yok, şeref yok, onur yok, haysiyet yok, koca yok, aile yok. Böyle bir yaşantı mı olur ya? Kim var arkanda senin? He? Kuzey öküzünden başka kim var senin arkanda? Ona da aspara yedirmedin he. O sidiklilere de aspara yedirmedin. Çok değil, yakında onları da ötersin. Paramı geri verin diye. Yani şunu da söylemek istiyorum. Bu pisliğin parasını alıp da bu pisliğe nasıl diyeyim, destekleyenlere gerçekten yazıklar olsun. İnsanlık ölmüş ya.
Hiç kimse hakkının ya da doğrunun yanında değil. Karının donları milletin elinde geziyor. Çekilen ahlaksızca yaptığı görüntüleri millet çekmiş, ortalığa yaymış ve millet bunu destekliyor. Bir Allah'ın kulu, bak o kanaldaki herkes sahtekar. Herkes senin gibi namussuz bak. Herkes seni izleyen, sana destek veren herkes senin gibi namussuz. Hani diyorlar ya, sen haklısın, sonuna kadar arkandayız diyenlerin hepsi senin gibi namussuz. Hepsi. Çünkü orada demezler, hayatta demezler. Niye bu, sen niye böyle gezdin, sen niye böyle yaptın, sen ayıp değil mi ya? Milletin sen kocasına, oğluna aşkım diye hitap ediyorsun, milletin kocasının koynuna girmeye çalışıyorsun. Türkiye'ye geliyorsun, Türkiye'de kendine parayla erkek tutuyorsun ya, erkek kiralıyorsun. Yalan mı? Doğru. Utanmaz rezil. Şimdi diyecekler bana, senin köpeklerin gelecek saldıracak, umurumda bile değil. Hani senin manyak bir lafın ya, umurum değil. Türkçeyi bile böyle düzgün konuşamayan manyak. Umurum değil, hodri meydan. Hepsi bende. Umurumda değil, hodri meydan. Yalansa yalan de, çık oraya kendini savun. Senin konun ben değilim, senin davan ben değilim. Ne zamanki girdin bu YouTube'a, ortalığı bok ettin gitti. Herkesi birbirine düşürün. Kıskançlığın, fesatlığın yüzünden. Bu ahlaksızlığın namusu senin elinde ne geziyor ya? Senin namusun başkasının ağzında ne geziyor? Bizimkiler niye gezmiyor ha? Bir Allah'ın kulu çıkıp diyemez yani. Asil'in şunu var, bunu var, Asil şunu yaptı. Şu görüntüsü var, şu videosu var ya da biriyle şunu yaptı. Şöyle bir Allah'ın kulu diyemez çünkü yok öyle bir şey. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Terbiyesiz. Yaptın, ettin, sana onları konuş ya, sen onların açıklamasını yapsana. Senin ne işin var benim elektrik sübürkemle? Ne işin var benim aspiratörümle, şeyle, davulun bazında ne işin var? Sana ne? Sana ne YouTube kazancımla? Sana ne benim izlenmemden? Sana ne? Başımın belası. Kuyruğunu sıkıştırıp da az köpekleşmemiştin karşımda. Bir onlardan bahset ya. Köpekleştiğin durumlardan bahset. Adam kiraladığını bahset. Kaç gece kiralamıştın kız? 2 gece mi? 1 gece mi? Bak onu çok merak ettim ha. Onu canlı yayınlarında ya da videolarında söylersen çok memnun olurum ha. Yalan mı? Açmadın mı o kiraladığın adama dava? Açmadıysan açmadım de ya. Bilen biliyor zaten. Hani çok bahsediyor ya da yok şunun var bunun var. İşte şu benim arkamda, bu benim arkamda. Demiyorlar mı sana, sen utanmadın mı ki evli kadın kendine adam kiralamaya diye? Sen kendin dedin ya. Hortumcu da bahsetti bundan. Kendin dedin ya, o iş olunca yatınca bir gece yatınca dedim beni terk etti dedin. Ya bildiğimiz şeyler şimdi ben niye anlatayım sana? Sen arattırmadın mı Celal oğlana o adamı? Arattırmadıysan arattırmadım ya, Asi yalan söylüyor de ya, TikTok yalan söylüyor de, böyle bir şey yoktur de. Duruyor duruyor kaşınıyor, duruyor duruyor kaşınıyor ya, aranıyor aranıyor, resmen aranıyor ama bak diyorum senin aradığın bende yok he. Bizde yok senin aradığın, gerçekten bizde yok. Benim kapıma nasıl geldiğini önce bir düşün. Niye bahsetmiyorsun ondan? Benim kapıma niye geldin sen? Niye geldin? Ne maksatla geldin? Niye bunu anlatmıyorsun? Niye bunlardan bahsetmiyorsun? Sen bunlardan bahsetsene ya. Pislik. Sen rezil bir şekilde konuşursan ben daha rezilleşirim. Şimdi derler sen onun seviyesine inme. Yok arkadaş, bu tür insanın bak böyle ağır bir şekilde konuşacaksın ki bu susacak. Bunun ağzını gözünü kapatacaksın ya. Azgın karı. Bak ne diyorum, bak sen kendini kısırlaştır kendine. Git ne yapıyorsan, sünnet mi oluyor, kısırlaştırıyorsun bak. Arabistan'da yapıyorlarmış bunu. Sen yaptır artık, kurtul yani. Millet de kurtulsun, sen de kurtul. Ne olacak senin bu halin ya? Senin bu halin ne olacak, ne olacak? Namazdan, abdestten bahsediyor bana. Oyuncak oldu namaz, abdest, oruç sizin elinizde. Terbiyesiz. Onu kötüle, bunu kötüle, ona laf at, buna laf at. Ya yaptığın şeyi, bak yediğim bir halt var, yediğim yaptığım bir rezillik var. Bak rezillik diyorum, bak rezilliği. Anında rezil bir şekilde bir kara damga var. Bu damgayı biz görüyoruz, herkes görüyor. Senin böyle bir damgan varken sen kimsin ki sen çıkıp da benim hakkımda, Canoş hakkında, bilmem ne hakkında konuşuyorsun ya? Sen o alnındaki lekeyi temizlesene. Bak senin davan oydu o. Bunlar değil. Sen asıl meseleyi hallet. Şimdi sana bunca şeyi yapan kişiyi koruyorsun, ha beni götürüyorsun.
Doğru ya. Sen de benim evime gelseydin, benim kocamla biraz vakit geçirseydin beni de korurdun, merak etme. Gerçekten bak, bir kadeh tokuştursaydın benim Elif'le beni de konuşurdun. İyiliğimi konuşurdun ama. Pislik. Parayla tutmuş kendini köpekler. Köpekler bunu savunuyor. O seni savunan köpekler beni ne tanıyor da beni konuşuyor? Ne tanıyor da ne konuşuyor? Ha, sonuna kadar arkandayım, göreceğiz bakalım. Nasıl arkandalarmış göreceğiz bakalım. Rezil. Namussuzlar. Hepiniz aynısınız ya, hepiniz. Al birine vur ötekine. Kimin eli kimin cebinde değil. Birbirinizin kocalarıyla işte öyle düşüp kalkarsınız. Ondan sonra birbirinizi savunursunuz. İt iti ısırmaz. Bu kadar basit. İt iti ısırmaz. Rezil. Sen kimle dans ettiğini anlamadın herhalde daha. Ha, sümüklü. Koca burunlu, orak burunlu şey. Allah'ım yarabbim, beni de günaha sokuyor bu mübarek günde. İşimiz yok, gücümüz yok. Biz yemek hazırlamayacağız. Biz bu salakla uğraşacağız. Biz bu manyakla uğraşacağız. Kızım git öldür kendini git. Senin sonun intihar, senin kadar, senin gibi bir yaşantı olamaz. Olamaz, imkanı yok. Bak neredeydi arkadaşlar, bir yurt dışında bir yerde. Hatırlayamadım ama orada diyorsun ki gidiyorsun, ben yaşamak istemiyorum diyorsun. İntihar etmene yardımcı oluyorlar bak. Araştır onu internetten. Yaşama, zaten senin gibileri yaşamazsın, yaşamazsın. Yaşamazsın, pislikten başka bir şey değil ya. Her tarafa pisliğini saçıyorsun, her tarafa. Rezil seni, rezil. Bu kadar kıskançlık olmaz. Sen ne, nasıl bir kıskançlığın şeyin var senin? Don yokmuş ha bende. Ben don alacak param yokmuş benim. Desene, canoş verdi, senin canoşun verdi. Benim de kıçımda donum yoktu. Don almaya param yoktu. Çok pahalıydı donlar. Gittim canoş bana bir sürü don verdi desene. Kilotlu çorap verdi desene. Onu verdi, bunu verdi desene. Utanmaz. Eski püskü partallarla, paçavralarla gittin oraya da. Oradan işte 3 bavul dolusu geldi. Yani benim bildiğim 3 bavul. Belki de daha fazladır. Pislik. Rezil. Kadının dolabında hiçbir şey bırakmamışsın ve sosları istemişsin, götürmüşsün. Yalan mı? Aç gözlü, görgüsüz. Çok paran var, çok zenginsin. Sen bir sos alamıyor musun evine? Sen kıçına bir don alamıyor musun? Orada herkesin normal yaptığı aylık demeyeyim yani haftalık alışverişi yapmış bir gün. Bir videosunu izledim arkadaşlar. Abuk subuk şeyler. Valla o senin gösteriş yaptığın şeyi herkes alıyor. Şaşırdım ya. Bu kadarı da olmaz. Olur da bu kadarı da olmaz ya. Çorbayı da unuttuk he. Oh oh oh, mis gibi. Şöyle biraz açayım altını. Çok da az yapmışım. Bilseydim fazla yapardım. Mis gibi koktu. Çoktandır da bu çorbayı yapmamıştım. Gayet güzel. Seni aç gözlü seni. Misafiri geliyor. Adam başı birer parça pirzola. Birer parça. Nankör. Vallahi biz boluz yani. Bizim elimiz boldur. Misafirim gelecek de ben adam başına bir yani öyle bir hesaplayacağım ki bir tane şey. Herkese birer parça et. Belki ben 3 tane yiyeceğim. Evet, ben etten 3 tane yerim. 4 tane yerim. Hayret bir şey ya. Mal. Yemin ederim mal mal. Zaten mal olmasa 16 yaşında başlık parası uğruna satılır mıydı bu? Şunu da çıkaralım kızlar. Şeyde sevmem. Yemek içinde. Kepçeyi. Bir de kaşık alalım buradan. Kaşık. Şöyle şeyler de vardı. Yer mi acaba? Katmer. Katmer katmer bir açar gönlümde. Bir de katmer çıkaralım. Kaşarlı katmerlerimiz de var. Arkadaşlar, kızlar. Ay. Şu dolaplar o kadar dolu ki. Çok sinir oluyorum var ya. Hiç sevmem böyle kalabalık eşyaları. Katmer yaptım arkadaşlar. Kaşarlı katmer. Çok da güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Şöyle Deniz'in yayla çorbası. Katmerleri.
Evet, zenginim zenginim diyorsun da neden sen tütün içiyorsun? Neden tütün makinesi aldın da o fotoğrafı bana gönderdin? Canoş'un evine gittiğinde sen utanmadın mı kilo kilo tütünleri götürmeye? Çok zenginsin ya. El alemin evine kokutmaya hakkın yok. Hani zenginlikten, paradan, buradan bahsediyorsun değil mi? Niye götürdün? Kadın evi pis kokmasın diye gidiyorsan elektronik sigara alıyor. Yalan mı? Madem çok zenginsin, dört katlı evde oturuyorsun. Çok mal varlığın var. Konaklarda dadılarla büyüdün. Yatlarda, katlarda büyüdün. Tütün ne alaka ya, tütün? Bugün bu tütünü ben bile içmiyorsam sen hayli hayli içmen gerekiyor. En pahalısına, en kaliterisine. Çünkü bu sigara yani. Sigaranın kötüsü olmaz. Sağlığa çok zararlı olduğu için insanlar en iyisini içiyor. Demek ki paran yok. Cimrisin ya da var cimrisin bilmiyorum. Ki zannetmiyorum da. Orada tütünlerle geziyorsun. Tütün makinesi, sarma. Hani bazı insanları kötülüyorsun, küçümsüyorsun ya. İşte sen de ondan bir farkın yoktu. Yoktu. Pislik seni, kokarca seni. Hatırlıyor musun? Desene Canoş'ta kaldığım zaman 9-10 gün. Daha evden çıkmadan Canoş temizliğe başlamıştı. Bunlardan niye bahsetmiyorsun? Çünkü bir an önce ev temizlensin, ev havalansın, çarşaflar değişsin ki senden sonra kadın bir güzel dinlensin tertemiz ortamda. Yastıklar, yorganlar, arkadaşlar, çarşaflar kan içinde kalıyormuş. Çünkü ruh hastası olduğu için kafasının etini böyle tırnaklıyormuş, geçiriyormuş. Ne bileyim. Demiş hatta Canoş demiş hatta sen bir doktora git demiş. Sen demiş hiç iyi değilsin demiş. Sen uyurken demiş tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsun, kendine zarar veriyorsun, etlerini kopartıyorsun demiş. Ben gidiyorum zaten, kullandığım bir sürü sinir ilacı var demiş. Bunlardan bahset ya. Valla. Ne görüyorsun, ne tür kabuslar sana, cinler, periler ne diyor da sen o şekilde uykudan uyanıyorsun. Kendine zarar verecek kadar. Sen bunlardan bahsetsene. Bunları anlatsan ya. Millet bunları merak ediyor bak. He, şunu da söyleyeyim. O senin korktuğun videolar var ya. Sen YouTube'da bayağı bir gezin bu aralar. Hiç ummadığın, hiç bilmediğin bir kanalda o video yayınlanacak, bunu bil. Bunu bil, o video yayınlanacak. Hiç bilmediğin, hiç duymadığın bir kanalda o video yayınlanacak. O rezillik videoların yayınlanacak ve ondan sonra ben ne düşünüyorum biliyor musun? Bu insanlar ne diyecek? O videolarını senin görünce ne diyecekler? Seni nasıl savunacaklar? Neyse kızlar, sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Asi kadında kalın. Bitmez bunun pisliği, bitmez. Arkası yarın yapalım biz. Hadi bay bay.